Spout için gereken parçalar. Spout robotunu yaparken ihtiyaç duyacağınız parça ve malzemeler bunlar. Bu kurşunsuz lehim teli. Bunu kullanarak metal parçaları elektriği iletecek şekilde birbirine bağlayacağız. Yani devremizi bununla birleştireceğiz. Sonra mum silikon kullanacağız. Bu bir mum silikon çubuk elektriği iletmesi gerekmeyen parçaları da bununla yapıştıracağız. Burada iki tane direnç var. Bunlar 41 ohmluk dirençler. Ama siz kullanacağınız ledlerin parlaklığına ve türüne göre 40 ila 200 ohm arasında herhangi bir direnç kullanabilirsiniz. İki de ledimiz var. Şeffaf mavi ledler bunlar. 4 tane ataç. Bir buçuk ila 3 voltluk iki motor ki pillerimizle gayet uyumlu çalışacaklar. Bir voltluk iki adet de kalem pilimiz var. Seri bağlandıklarında toplam 3 voltluk potansiyel farkı sağlıyorlar. Bu ikisi plastik şişe kapakları. Bunlara ısıyla daralan makaron deniyor. Birçok farklı ebat ve rengini bulabilirsiniz. Sanırım bunlar 2 milimetrelik ve 4 milimetrelik makaronlar. Burada iki tane mandallı anahtar var. Daha doğrusu kayan anahtar var. Bunlar normalde tek kutuplu, çift yönlü kayan anahtarlar. Ama biz birer yönlerini içeri doğru bükerek tek kutuplu, tek yönlü anahtarlara dönüştürdük. Bunları açma-kapama anahtarı olarak kullanacağız. Bunlar da tek kutuplu, çift yönlü mandallı anahtarlar. Bunların tüm kutup ve yönleri işimize yarayacak. Ve tabii kablolar. Bunlar 22'lik, yalıtkanlı kablolar. Yeşil, mavi, kırmızı, sarı ve beyaz gibi çeşitli renklerde kablolar kullanacağız. Çünkü pil yuvasına bağladığımızda daha kolay ayırt edilebilsinler istiyoruz. Kalem pil yuvamız da bu. İşte, Spout robotunu imal etmek için bu parça ve malzemelere ihtiyacınız var. Şimdi biraz da kullanacağınız aletlerden bahsedelim.